Merhaba, Global kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyüleyici dünyasına götüreceğiz. Bu güzel Akdeniz adasında yer alan Kuzey Kıbrıs tarihi kalıntıları, güneşli plajları, lezzetli yemekleri ve sıcak misafirperverliği ile ünlüdür. Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa, zengin tarih ve kültürel mirasıyla dikkat çekmektedir. Burada Büyük Han, Selimiye Camii ve Lefkoşa Kalesi gibi önemli yapıları ziyaret edebilirsiniz. Şehrin dar sokaklarında dolaşırken tarihin büyüsüne kapılacaksınız. Ada genelinde birçok antik kent ve arkeolojik alan bulunmaktadır. Salamis Antik Kenti, Roma döneminden kalma kalıntılarıyla büyüleyici bir gezi sunar. Bu antik kente tiyatro, agora, sütunlu cadde ve mozaikler gibi önemli yapıları keşfedebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ın doğal güzellikleri de göz kamaştırıcıdır. Beşparmak Dağları'nın muhteşem manzarası, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları için mükemmel bir ortam sunar. Ayrıca adanın kıyı şeridi boyunca uzanan güzel plajlar güneşlenmek ve denizin tadını çıkarmak için ideal mekanlardır. Kuzey Kıbrıs'ın mutfağı da keşfedilmeye değerdir. Hellim peyniri, kebaplar, zeytinyağlı yemekler ve tatlılar gibi lezzetli yiyecekler burada sizi bekliyor. Yemeklerinizi geleneksel bir restoranda veya sahil kenarında deneyimleyebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs aynı zamanda festivallerle dolu bir yerdir. Belle Pays Müzik Festivali, Gazi Mausa Kıbrıs Tiyatro Festivali ve Lapta Turunç Festivali gibi etkinlikler adanın kültürel yaşamına renk katar. Bu festivallerde müzik, dans, tiyatro ve daha birçok sanat dalının keyfini çıkarabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ta turizm sektörü gelişmiştir ve konaklama seçenekleri çeşitlilik gösterir. Lüks tatil köyleri, butik oteller ve pansiyonlar arasında tercihinize uygun olanı seçebilirsiniz. Konukseverliğiyle ünlü Kıbrıslılar size evinizdeymiş gibi hissettirecektir. Kuzey Kıbrıs'ta birçok aktivite seçeneği vardır. Dalış tutkunları için suları berrak ve zengin yaşamıyla dolu olan Girne ve Mausa gibi bölgelerde dalış yapabilirsiniz. Su sporlarına ilgi duyuyorsanız kano, jet ski, yelken ve surf gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz. Ada aynı zamanda doğa severler için de bir cennettir. Karpaz Yarımadası, ender rastlanan Akdeniz kaplumbağaları olan caretta carettaların üreme sahasıdır. Bu güzel yarımadada yürüyüş yapabilir, yaban hayatını keşfedebilir ve turkuaz renkteki plajların keyfini çıkarabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ın geçmişi çeşitli kültürlerin etkisini yansıtır. Bu nedenle adada tarihi kalıntılar, müzeler ve sanat galerileri ziyaret etmek ilginç olacaktır. Girne Kalesi, Hilaryon Şatosu ve Büyük Hamam gibi yapılar tarihi atmosferleriyle sizi büyüleyecektir. Kuzey Kıbrıs'ta eğlence ve gece hayatı da canlıdır. Girne ve Mausa gibi şehirlerde bulunan barlar, gece kulüpleri ve restoranlar unutulmaz anlar yaşamanızı sağlar. Canlı müzik, dans ve eğlenceli atmosferiyle gecelerinizi renklendirebilirsiniz. Sonuç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi, doğal güzellikleri ve misafirperverliğiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Burada tarih, kültür, doğa ve eğlenceyi bir arada yaşayabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ı keşfetmek için şimdiden heyecanlanın ve bu büyülü adanın sizi bekleyen maceralarına hazırlanın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tarihi mekanlardan bahsedelim biraz da. Girne Kalesi, 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilen bu kale, Girne'nin simgesi haline gelmiştir. Kale, güzel bir liman manzarasına sahip olup içerisinde bir müze bulunmaktadır. Kaleye çıkarak tarihi atmosferi yaşayabilir ve muhteşem manzarayı seyredebilirsiniz. Salamis Antik Kenti. İlk olarak M.Ö. 11. yüzyılda kurulan bu antik kent, Roma İmparatorluğu'nun en önemli liman kentlerinden biriydi. Burada tiyatro, stadyum, agora ve mozaikler gibi birçok antik kalıntıyı keşfedebilirsiniz. Ayrıca antik dönemde inşa edilmiş olan cimnazyum ve su kanalları da görülmeye değer. San Hilaryon Şatosu. Beşparmak Dağları üzerinde yer alan bu şato eşsiz mağarasıyla ünlüdür. Kıbrıs'ın en iyi korunmuş şatolarından biri olan San Hilaryon 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Burada kalenin içinde odaları keşfedebilir ve tarihi atmosferi soluyabilirsiniz.
Belapai Manastırı. Girne yakınlarında bulunan bu manastır gotik tarzda inşa edilmiştir. 13. yüzyılda kurulan manastır bir zamanlar edebiyat ve sanat merkezi olarak önemli bir rol oynamıştır. Manastırın içinde güzel bahçelerde dolaşabilir ve manzarayı seyredebilirsiniz. Selimiye Camii. Lefkoşa'nın en önemli yapılarından biri olan Selimiye Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Bu muhteşem cami kubbesi ve minaresiyle dikkat çekmektedir. İçerisindeki süslemeler ve tarihi atmosferiyle görülmeye değer bir yerdir. Büyük Han. Lefkoşa'da bulunan Büyük Han, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir kervansaray olarak kullanılmıştır. İki katlı avlulu bir yapı olan han, günümüzde dükkanlar, restoranlar ve el sanatları atölyeleriyle doludur. Burada alışveriş yapabilir ve geleneksel el iş ürünlerini keşfedebilirsiniz. Lala Mustafa Paşa Camii. Mausa'nın en dikkat çeken yapılarından biri olan bu cami, 14. yüzyılda gotik tarzda inşa edilmiş olan San Nicolas Katedrali'nin dönüştürülmesinden oluşmuştur. İçerisindeki tarihi detaylar ve görkemli mimarisiyle büyüleyici bir ziyaret noktasıdır. Taşkent Doğal Mağarası. Lefke bölgesinde bulunan bu mağara, binlerce yıl öncesine dayanan bir tarihe sahiptir. İçerisindeki sarkıt ve dikitler mağaranın görsel cazibesini artırırken, arkeolojik kalıntılar da tarih severler için ilgi çekici olabilir. Kantara Kalesi. Beşparmak Dağları'nda yer alan bu kale 10. yüzyılda inşa edilmiştir. Tarihi önemi yanında muhteşem bir manzara sunmasıyla da ünlüdür. Kaleye tırmanarak Kıbrıs'ın güzel doğasını keyfini çıkarabilir ve fotoğraf makinenizle harika anılar biriktirebilirsiniz. İncirli Mağara. Mausa'nın yakınlarında bulunan bu mağara tarih öncesi döneme ait izler taşır. İçerisindeki sarkıt ve dikitler yanı sıra mağaranın büyüleyici atmosferi de doğa severleri cezbeder. Soli Antik Kenti. Güzel Yurt bölgesinde yer alan bu antik kent, Helenistik ve Roma dönemlerine ait kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyüler. Antik tiyatro, hamam, kilise ve mozaik gibi yapılar tarih ve arkeoloji tutkunları için keşfedilmeyi bekler. Buffavento Kalesi. Beşparmak Dağları'nda yer alan bu kale 11. yüzyılda inşa edilmiştir. İsmi rüzgarlara meydan okuyan anlamına gelir ve manzarası cesaret edenleri ödüllendirir. Tırmanışı zorlu olabilir ancak zirvedeki panoramik manzara nefes kesicidir. Arabahmet Camii. Lefkoşa'nın tarihi bölgesinde yer alan bu cami 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Osmanlı dönemine ait mimari özellikleri ve tarihi atmosferiyle ilgi çeker. Mevlevi Tekke Müzesi. Lefkoşa'da bulunan bu müze Mevlevi tarikatına ait bir dergahtır. Burada Mevlevi kültürüne ve geleneklerine ilişkin önemli eserleri keşfedebilir. Peki Kıbrıs'a geldik ama denize girmeyecek miyiz? Hangi plajlara gitmeliyiz diye sorarsanız işte bu listemiz tam sizlik. Alagadi Plajı. Girne yakınlarında bulunan Alagadi Plajı, doğal güzelliği ve deniz kaplumbağalarının üreme sahası olmasıyla ünlüdür. Kumlu plajı berrak suları ve çevresinde doğal peyzajıyla ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim sunar. Escape Beach. Girne'nin popüler plajlarından biri olan Escape Beach, güzel kumsalı ve temiz sularıyla öne çıkar. Plajda şezlong ve şemsiye kiralayarak güneşin ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca su sporları yapmak isteyenler için birçok seçenek de mevcuttur. Golden Bay Plajı. Alsancak bölgesinde yer alan Golden Bay Plajı geniş ve altın rengi kumsalı ile dikkat çeker. Sığ suları çocuklar için güvenli bir yüzme alanı sunar. Plajın yakınında restoranlar ve kafe bulunması ziyaretçilerin rahat etmesini sağlar. Karpaz Plajları. Kuzey Kıbrıs'ın doğal güzelliklerle dolu Karpaz Yarımadası birbirinden güzel plajlarıyla ünlüdür. Özellikle Golden Beach, Altın Kum ve İskele Plajı uzun kumsalları, turkuaz renkli suları ve bakir doğasıyla öne çıkar.
Bu plajlarda yüzerek huzurlu bir atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Deniz Kızı Plajı. Gazimağusa yakınlarında bulunan Deniz Kızı Plajı, benzersiz manzarası ve sessiz atmosferiyle öne çıkar. Sığ suları ve beyaz kumuyla aileler için ideal bir seçenektir. Plajın yakınında bulunan balık restoranları lezzetli deniz ürünleriyle ziyaretçilerini ağırlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim çanına basmayı unutmayın. Sizlerle başka bir videoda buluşana dek, hoşça kalın.